Harezmşah ülkesi baştan sona tarumar olmuştu. Cebe ve Subutaş hiçbir kalede oyalanmaksızın Harezmşah Muhammed'i yakalamak için Cengiz Han'dan emir almışlardı. Harezmşah Muhammed uzun bir kaçış yolculuğundan sonra Hazar'da bulunan bir adada hayatını kaybetmişti. 1221 Ocağı'nda Cebe ve Subutay'ın geldikleri yoldan hanlarına dönmeleri bekleniyordu. Bunu yapmadılar. Kat ettikleri mesafenin verdiği zafer sarhoşluğu ile yollarına devam ettiler. 7-8 aydır at sırtındalardı. Hem atları hem de kendileri yorgundu. İlerledikleri bölgeye ilk kez geliyorlar ve düşmanlar hakkında detaylı bilgi sahibi değillerdi. İlerledikleri bölgeye ilk kez geliyorlardı ve düşmanları hakkında detaylı bilgi sahibi değillerdi. Gerçekten de cesaretlerinin tarihte eşi benzeri yoktu. Kum, Zencan ve Kazvin'de çıkan yangınlar hala tütüyordu. Azerbaycan Atabeyi yüklü hediye ve haraç vererek Tebriz'i kısmen yıkımdan kurtarmıştı. Cebe ve Subutay akınlar düzenleyerek Kafkas eteklerine ulaştılar. Karşılarına Hristiyan Gürcüler çıkmıştı. Gürcüler askerdi ve Ortaçağ Hristiyan süvarilerinin seçkin sınıfını oluşturuyorlardı. Kral Davut döneminde 1089-1125 yılları arasında Gürcistan, Hazar'dan Karadeniz'e kadar tüm Kafkas Dağları bölgesinin hakimiydi. Kraliçe Tamar döneminde 1184-1213 yılları arasında Trabzon ile birlikte Karadeniz'in doğu kısımlarını ele geçirmişlerdi. Gürcüler ile Moğollar arasındaki ilk çarpışma kışın ortasında, Şubat 1221'de başkent Tiflis yakınlarında gerçekleşti. Gürcüler bu çarpışmada Moğollara karşı ezildiler. Cebe ve Subutay harekatlarına devam etmeyip Azerbaycan Maraga şehrine geri döndüler. Burayı yağmaladıktan sonra güneye Hamedan'a indiler. Şehir Moğollara yine direndi ve yine burada bir katliam yaşandı. Erbil Atabey olan Muzaffereddin Gökbörü ile Musul Emiri Bedrettin, Abbas halifesinin gönderdiği birlikleriyle birlikte bir ordu meydana getirerek Dakuka şehrinde konuşlanmıştı. Fakat Moğollar bu bölgeyi ilerlemeyip tekrar kuzeye çıktılar. Erdebil yağmalandıktan sonra Cebe ve Subutay harekatlarına devam ettiler. Gürcüler Moğolların tekrar geleceğini bildiği için bu sefer daha iyi hazırlanmışlardı. Fakat karşılarında Cebe ve Subutay vardı. Bu bölgedeki birçok yerleşim yeri Moğol atları tarafından tarumar edildi. Gürcü ordusu ve Moğol ordusu karşılaştığında Moğol orduları komutanı Subutay'dı. Cebe bir bölgede pusuya yatmıştı. Subutay saldırıya geçtiğinde Gürcülerin bu pusudan haberleri yoktu. Çarpışma bir süre devam ettikten sonra Subutay geri çekilmeye başladı. Kaçıyor gibi yaparak Gürcülerin kendisini takip etmelerini ve pusu bölgesine çekilmelerini sağladı. Gürcüler Cebe'nin kurduğu pusuya düştüklerinde tam anlamıyla yok oldular. İki general önlerindeki Gürcü engelini yıktıktan sonra geçitleriyle ünlü Gürcistan ülkesinin içlerinde daha fazla ilerlemediler. Derbent geçidinden geçerek kuzeydeki geniş ovaya indiler. Terek Vadisi, İran kökenli ve Hristiyan olan alanların ülkesiydi. Bölge Hunlar tarafından yok edilen federasyondan kalanların elindeydi. Kuzeyde bugünkü Ukrayna bozkırlarında Kıpçaklar yaşıyordu. Kıpçaklar Moğolların yandaşları ya da düşmanları olabilirlerdi. Alanlar Kıpçaklardan aldığı destek ile Moğolları oldukça zorlayacak gibiydi. İbni el-Esir'e göre Noyanlar alan ülkesine girmeden önce Kıpçaklara "Siz ve biz tek bir ırkı meydana getirmekteyiz. Tarafsız kalmanız karşılığında toplanan haraçtan pay alacaksınız" diye söz verdiler. Bu mesaja göre Moğollar Kıpçaklar ile aynı kandan geldiklerini söylüyorlardı. Kıpçakların ittifaktan ayrılmasıyla alanlar çok zayıf bir direniş gösterdiler.
Moğolların gizli tarihine göre Cengiz Han Subutay Noyan'dan Deşti Kıpçak seferinde çıkmasını, İdil ve Yayık nehirlerini geçerek Kiev şehrine kadar ilerlemesini istemişti. Bunun oğlu Cücü'nün yapacağı seferler öncesinde bir öncü keşif akını olmasını istediği ihtimali akıllara gelmektedir. Kiev Rusyası'ndan Hazar'a kadar uzanan Bozkır Kıpçaklara aitti. Kıpçaklar yönetici sınıfı Yahudiliği benimsemiş olan Hazarların ve Peçenekler tarafından yönetilen Türk ulusunun mirasçılarıydı. Kıpçaklar kuvvetli bir devlete sahip olduklarından dolayı yaşadıkları Bozkır Deşti Kıpçak adıyla anılacaktı. Alanlar ve Çerkesler gibi ulusların kılıç indirmelerinden sonra Noyanlar Kıpçak bozkırlarında ilerlediler. Yaptıkları kardeşlik anlaşmasına rağmen kısa bir süre sonra Kıpçaklara saldırdılar. Kafkas eteklerinde yaşayan Kıpçak başbuğları bir bir öldürüldü. Boylar telaş içerisinde Azak Denizi'ne kadar geri çekildiler. 1223 yılı başlarında Kırım Yarımadası'nın güney kıyısında bulunan Suudak şehri Moğollar tarafından ele geçirildi. Cenevizlerin elinde bulunan şehir talan edildi. Kıpçaklarda Moğollar gibi süvari ve konar göçerdi. At üstünde yaşıyor, savaşıyor, tıpkı Moğollar gibi yaşıyorlardı. Sayısal üstünlükleri de ellerinde bulundurduğundan dolayı Noyanların işi oldukça zordu. Beklenilenin aksine Kıpçaklar Noyanlara karşı koyamadılar. Çünkü Noyanlara karşı gelemeyeceklerini ve mücadele etmenin gereksiz olduğunu hissettiler. Kıpçak hanı olan Kodyan, Galiç prensi Cesur Mstislav'a bir çağrıda bulundu. Bugün bizim topraklarımıza girenler, yarın sizin topraklarınıza gireceklerdir. Ruslar ise hiçbir şeyden tam olarak emin değillerdi. Noyanların ise kim olduklarına dair hiçbir fikirleri yoktu. Önemli şehir devletleriyle yönetilen Rusların en önemli merkezleri Novgorod, Kiev ve Galiç'ti. Bu bölgede yaşayanlar hep birlikte Moğol kasırgasına karşı koymaya karar verdiler. Galiç kinezi olan damat Mstislav liderliğinde Kiev'de toplanan askeri şura ittifak kararı almıştı. Galiç prensinin yanında Smolensk, Chernikov, Peresobnik, Voloni ve Kiev prensleri birlikte yürüyüşe geçtiler. Prenslerden en güçlüleri olan Vladimir ve Suzdal prensi ise harekete geçmedi. Cebe ve Subutay hareket edenlere karşı derhal bir elçi yolladı. Elçi şu sözleri iletti. Kıpçakların çağrılarına kulak astığınızı öğrendik. Oysa biz ne topraklarınızı, ne şehirlerinizi, ne de köylerinizi aldık. Size karşı değil, Tanrı'nın emriyle kölelerimize karşı yürüyoruz. İnançsız Kıpçaklar size sığınırsa onları cezalandırın, kovun ve mallarını kendinize saklayın. Ruslar cevap olarak Moğol elçilerini öldürdüler. Bu bir savaş ilanıydı. Ruslar Kıpçakların da verdiği destekle 80 bin kişilik bir ordu meydanı getirip harekete geçmişlerdi. Özü nehrini geçtikten sonra Noyanları takibe koyuldular. 20 bin kişilik kuvvetleri bulunan Cebe ve Subutay bu kuvvetlere karşı Don nehri civarına geri çekilmeye başladılar. İki kere yakalansalar da geri çekilmeyi devam ettirdiler. Yaklaşık 17 gündür Ruslar kovalıyor, Moğollar ise geri çekiliyordu. Moğollar onları uzak mesafeleri çekip yoracak ve ayrı düşürerek bertaraf edecekti. Rusların kendilerine olan güvenleri artmıştı ve bu başarıyla övünüyorlardı. Ruslara gelen ikinci Moğol elçisi, ''Kıpçakları dinlediniz ve elçilerimizi öldürdünüz. Şimdi de bize karşı yürüyorsunuz. Saldıran sizsiniz ve Tanrı size karşı hiçbir kusur işlemediğimize şahittir.'' dedi. Ruslar Noyanların kendilerinden çekindiklerini düşünerek uzlaşmayı reddettiler. Bu sefer elçiyi öldürmeyip geri gönderdiler. Ruslar bu dönemde bir devlet değildi ve her kabile birbirinden ayrı bir görüntü veriyordu. Komutanların her biri ayrı savaş taktiği öneriyor ve kendi önerdikleri taktiğe göre savaş verilmesini istiyordu. Rus ordusu piyade ağırlıklıydı ve yorulmaya başlamıştı. Moğollar ise kendilerini özenle savaşa hazırlıyorlardı. Ruslar örgütlü bir ordu değil, uzun mesafede çözülmüş bir birlik topluluğuydu. Galiç Knezi ile birlikte Kıpçakların Kievlileri beklemeden hücuma geçmesi bozgunu da beraberinde getirecekti.
Galicyalı Mstislav 20 bin kişiyle Kalka'ya geçerek Moğol öncülerini geri çekilmeye zorladı. Rus ordusunun yalnızca bir kısmı Kalka nehrini geçmeyi başarmıştı. Bu zaferi duyan diğer knezler de yaklaşık 2000 kadar kayıkla Dinyeper'i geçtiler. Yendiklerini düşünen Ruslar Moğolların peşine takılmıştı. Diğer birlikler de Kalka nehrine kadar geldiler ve 7 gün boyunca burada konakladılar. 31 Mayıs 1223'te Moğollar birden geri dönerek Azak Denizi'ne dökülen küçük bir nehir olan Kalka'da Ruslara saldırdı. İlk çarpışmada Daniel adlı bir komutan ağır bir yara aldı. Ve Kıpçakların geri çekilmesi müttefiklerin safında bir karışıklığa sebep oldu. Diğer ordulara yardım etmek yerine Kiev prensi bir tepede siper aldı. Cebe ve Subutay bu hareketi değerlendirerek önlerindeki düşmanı yok ettiler. Geriye kalanlar ya ellerindeki silahlarla öldüler ya da öldürülmek üzere Noyanlara teslim oldular. Esir alınan prensler Rus kroniklerine inanacak olursak tahta levhaların altına konularak çiğnendi. Kiev knezi Mstislav yanındaki iki kneziyle birlikte 3 gün boyunca ölümüne mücadele etmişti. Yüksek rütbesine saygı gösterilen Kiev prensi bir halıya sarılarak kanı toprağa akıtılmayacak şekilde boğuldu. Rus kroniklerinde bu savaşta Moğollar için canavar Tatarlar ifadesi kullanıldı. Knezlerin tüm adamları da kılıçtan geçirildi. Yenilginin ardından Moğollar sağ kalanları Dinyeper'e kadar kovaladılar. Beklenilenin aksine Subutay ve Cebenoyanlar Dinyeper'i geçmediler. Moğollar Dinyeper civarında bulunan Novgorod adlı bölgeyi talan ettiler. Sefere katılan Ruslar ve Kıpçaklardan sadece onda birinin geri dönebildiği ifade edilmektedir. Kalka Nehri Savaşı Slavlar için kuşkusuz büyük bir felaketti. Savaşa katılan knezlerin yarısının ölmesi Ruslar için korkunç manzara göstermektedir. Moğollar etrafa akınlar düzenledikten ve Karadeniz kıyısındaki Ceneviz pazarlarını yağmaladıktan sonra Volga yönüne doğru yola çıktılar. Rusların 250 yıldan uzun sürecek olan Tatarların kölesi olma dönemi bu dönemde başlamıştı. Cebe ve Subutay artık evlerine dönmek için acele ediyorlardı. En kısa yol olan Hazar Denizi'nin kuzeyinden geçmeye karar verdiler. Volga'ya doğru yürüyüp Volga Nehri'ni günümüz Tsaritsyne bölgesinde Don'a en çok yaklaştığı yerden geçtiler. Yerli halk geçmelerini istemese de Noyanlar zor kullanarak ilerlediler. Bir Türk boyu olan Kangrilerle çarpışıp egemenlikleri altına aldılar. İtil Bulgarları 1220 yılında Ruslarla olan tüm savaşlarını durdurmuşlardı. Güney ve batı yönünde ülkelerine tahkimatlarını güçlendirdiler. Onlar Orta İdil bölgesinde kışlamayı düşünüyorlardı. Cebe ve Subutay Noyan Orta İdil bölgesinde kışlamayı düşünüyorlardı. Birçok savaş sonunda yenilgisiz ilerleyen ve çelik gibi olan Moğol ordusu ilerlemeye devam etti. Daha sonra hiç beklemedikleri bir şekilde Türkçe konuşan, zengin ve güçlü Bulgar güçleri tarafından kuşatıldılar. İtil Bulgar yöneticisi İlgaman'dı. Bulgarlar savaşa iyi hazırlanmışlardı. Pusu birlikleri kurmuşlardı. Bulgarlar ve Moğollar arasındaki savaş çok çetin geçti. Bulgarlar Moğol ordusunu oldukça yıprattılar. Savaştan sonra Noyanlar yorgun ve bitik bir halde ilerleyişlerine devam ettiler. Sir Derya'nın kuzeyinde İrtiş Vadisi'nde bulunan Cengiz Han ordularına katıldılar. Bu savaşta Cebenoyan'ın öldürüldüğü bilgisi ise netleşmiş değildir. Bulgarların Moğollar tarafından tamamen hakimiyet altına alınması 1236 yılların sonunda gerçekleşecekti. Subutay Noyan ve Cebenoyan'ın Cengiz Han'ın yanından ayrılmalarından bu yana 4 yıl geçmişti. Yaklaşık 20 bin kilometre kat etmişler. Her zaman kendilerinden üstün kuvvetlerle savaşmışlar, o dönem yenilgisi olmayan Gürcistan Krallığını ve Bulgar Krallığını toparlanamayacak şekilde ezmişlerdi. İranlılar da dahil olmak üzere 3 büyük ulusa, Alanlar, Kıpçaklar ve Ruslara korkunç darbeler indirmişlerdi. Tarihçi Edward Gibbon bu sefer ile ilgili çıkardığı şu sonuç gayet yerindedir.
Bu sefer o güne dek hiç denenmemiş ve hiçbir zamanda denenmeyecek bir seferdi.